Benim 10 puan vermem için birinin çok farklı bir şey yapması evet, lazım. Evet. Ben yani, de diyorum ki senin için farklı yemek hangisi? Mesela ne gelirse önüne 10 puan veririm ben bu yemeğe işte. İşte ben bilmeyen, görmediğim bir şey mesela. Diyelim ki bu Ibiza tatlısını hiç görmedin, yemedin ki bilmiyorsun da zaten. He. Ona yüksek şimdi, puan vermen gerekir o, mi? Ona yüksek gerekmez sadece mi? O değil ki. Sadece o değil ki. Ben hepsini beğenmem lazımdı. Hepsinin farklı mı yemek olması hayır, lazım bütün menünün? Hayır. Onu beğendim değil mi? O tatlı diye onu beğendim. Hiç yemedim. Evet. Onu yedim. Evet. Bu tabaktakileri hiç beğenmedim. Evet. Sadece o tatlıya puan verilir mi? Ha. Ben bunları da beğenmiş olmam lazımdı. Guacamole sosu. Daha önce bu programda fajita yapıldı ama sosları yapılmadı. Lavaşını ben kendim açtım. Soslarını kendim yaptım. Umarım beğenecekler bunları. Yani beğenmeseler bile illaki yorum yapacaklar. Beğenmedikleri için tadını daha önce bilmediklerini zannediyorum. Salsa sosumuz. Bunların hiçbirini daha önce yediklerini düşünmüyorum. Bu zaten Meksika yemeği. Zarife Hanım sanırım Rus'muş. Ukrayna'da yaşamış daha önce. Şu an İstanbul'da yaşıyor. Gelininden çok farklı menüler bekliyorum daha hiç yapılmayan. Sonuçta yabancılar. Hiç yapılmamış menüler bekliyorum. Bize bu kadar kendisi de eleştiri yapıyor. Yemekleri bekliyoruz ama gelmedi. Geliyor. Zuhal Hanım. Duygucuğum hadi. Zuhal Hanım benim şu anda maşallah, içim çok rahatladı. Maşallah. Ne güzel çok mutlu oldum adınıza. Vallahi. Ha? Ama daha yemekler yok. Sizi dinlerken yemekleri unuttuk. Yani siz söylemeniz lazımdı. Ama ben bu hanımefendilere... araya girelim. Girseydiniz yani. Benim istemediklerimi dile getirdiler, ona sevindim. Fahita yiyen var mı aranızda daha evvel? Teşekkürler canım. Ben yemedim son. Bilmiyorum. Yiyen var mı? Ben de yemedim. Hiç yemediniz yemedim mi? Siz yediniz mi? Evet. Biliyorsunuz soslarının içindeki evet, garnitürlerin evet, nasıl olması gerektiğini. Süper. Avokado ile yapılan bir sosu vardır, domatesle yapılan salsa sosu vardır ve yoğurtlu bir sosu vardır. Evet. Ki üçünü de yapmış gelinimiz. Tebrik ederim. Sosları çünkü el oyalar çok, ve evet, çok emekli. Önemlidir. Sossuz olmaz. Daha önce siz mi yemiştiniz? Evet, Zeliha Hanım yemiş. Tamam. Bakalım beğenecek mi hanımlar? İlk kez tadacaklar senin sofranda Duygucuğum. Bakın hanımlar sözümü tuttum. Size dedim dumansız ortamda yemek yedireceğim. Aha sözümü tutuyorum ama, yani ben. Aha dumansız ortamda. Dumansız, alın size dumansız ortam. Fahite'de şeyde yapılmaz tamam ama o tavada sıcak, yapılır. Sıcak. Döküm tavada yapılır. Tavada üstüne, da yaptı. Tavada üstüne da yaptı. O orada pişirecekti. Zeliha Hanım daha önce yemiş. Bakalım benimkini beğenecek mi? Doğru yorumlar bekliyorum ondan. Açıktır yani tadını biliyorsa gerçekten. Tavayı, evet doğru döküm tavada döküm yapılır normalde fayita ama şimdi mangal. İçine mangal, kırmızı biberi, sarı biberi onları koyarsın güzel. Soslarını koyarsın. Bulduğu biberden atmış işte. Şimdi gelecek mangal çünkü bilmiyoruz. Mangal dediğiniz tabii zaten dumanlı olur. Yani bunun özelliği budur. Evet konseptimiz nasıl? Bir de mangal. Duman evet. Konsept mangal olduğu mangal, için mangalı bekliyoruz. Canım mangal yani işte yani illa orada duman mı tütmesi lazım? Ama o yenirken. Maksat dumansa kahvim yakın gelir. Sıcak sıcak gelir. Yok artık daha neler. Yani maksat dumansa hemen kahar yahar mı yani iki dakikada? Ama onu sıcak İlla duman görmek istiyorum dersen. Sıcak yenmesi için. Soğuk gelmeyecek onun zaten sıcak gelecek. Yakalayamadım benim gelini bir. Orada yani kontrol edecektin orada edecektim, mangalın başında. Edecektim. O yüzden aynen eleştiriyorsun. Mangalı şu anda yakmadım çünkü yetişmezdi. Harmanlanması gerekiyordu. Fajita bu şekilde sunulur. Şu anda onu eleştiriyorlar ama bence görünce farklı düşünecekler. Çünkü aynı zamanda sıcak kalması lazım bu şekilde. Sıcak servis edilen bir ürün. Evet bakalım ben de mangalda fajita ilk kez. Ben fajita çok severim, çok derim. Hem tavuklusunu hem etlisini. Fakat ilk kez mangalda olanını yiyeceğim. Normalde döküm tavada jülyen kesilir ve yapılır biftekten. Fajita mangalda yapılır. Araştırdık. Eşimin arkadaşları var. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Olabilir dediler. Hiç sıkıntı yok. Bizim de yaptığımız ürünler onlardı. Mangalda da olabilir. Et niye olmasın dediler. Et yani. Kesinlikle eleştirirlerse kabul etmem yani. Sonuçta mangalda et yani. Önemli olan zaten mangalda olması etin. Ama şimdi mangal yemeği mi değil mi diye değerlendirecek olursak sizinki de o kategoriye girmiyor aslında. Yani mangalda daha evvel de konuştuk bunu ama hani sıkmayın seyircilerimizi de. Mesela mantar soslu, kremalı mantarlı soslu antrikot da aslında çok mangalda yapılacak bir şey değil. Sonuçta soslu bir et. O da aynı şekilde tavada yapılması gereken bir et, döküm tavada. Ama siz de yaptınız. Güzel de olmuştu bana göre. Kendi yaptığım lavaşım. Böreğime çok eleştiri yaptılar ilaç masası olmadığı için. Nurcan Hanım özellikle çok yorum yaptı buna. Nurcan Hanım dolmuş gelmiş yani dün bence gününü atlattı. Aslında iyi de puanlar almış ama niye bu kadar dolu geldi bilmiyorum. Neye eleştiri yapacağını gerçekten şaşırdı.
fajitam. Çok da güzel oldu bence. Zeliha'nın daha önce denemiş. İnşallah benimkini de beğenir. Ben lezzetli olduğunu düşünüyorum menümü. Ben şunu beklerdim, hala da bekliyorum. Belki sürpriz olarak iki gelinimiz daha kaldı yarışacak olan. Ben bir kebap beklerdim açıkçası mangalda. Mangal dediniz mi, kebaptır bunun olayı. Çeşit çeşit de kebap var. En olmadı karışık ızgara beklerdim mesela. Belki de yaparlar. Yani ne bileyim bir şiş, bir köfte, bir sucuk, bir tavuk. Evet. Efendime söyleyeyim bir kalın bir et, biftek. Mesela pirzola. Bunlar mangala çok yakışan etler biliyorsunuz. Aslında isterdim bir karışık ızgara, karışık kebap, karışık et. Henüz tam olarak hani evet mangal yemeğidir, mangal etidir bu diyebileceğimiz bir etle karşılaşmadık. Dünkü de külbasta evet yapılır ama hani dediğim gibi mangalın şanı, hası bildiğimiz kebaptır, ettir yani. Evet. Niye kimse tercih etmedi bilmiyorum. Ayşe belki de amanların olur. Aslında Ayşe yapalım anne dedi. Yapacağım dedi. Belki tutturamam diye sonra cesaret edemedi. Anladım. Aha. Tabii ki kolay bir şey de değil. Yani her etin diyorum ya pişme olmaz. Şeyi farklı. Yani biz de şeye çünkü tutturamaz diye düşer ondan evet, şey. O da Urfa yapmayı oluyor. Adana Urfa evet. Yapayım güzel bir olurdu. Lavaş da yapayım şöyle dedi. Şöyle bir şişe dizerdik. Evet. O etleri bir kebap, çöp şiş çocuğum. Gibi yapardık, kuzu şiş gibi yapardık, dürüm evet. Olurdu. Adana, Urfa fıstıklı kebabı var, Antep kebabı var, evet. Domates kebabı var, soğan kebabı var. Mangalın dumanı olması güzel, kokusu gelsin. Çünkü o mangal, onu kimse hiç şey yapmaz, yanlış demez, yanlış yapmaz. Çünkü onun özelliği o, kokması lazım, kokusu gelmesi lazım yani. Duman olsun, nesi var? Olabilir duman ama lezzeti önemli. Yemeklerimiz nerede? Ha, yemekler nerede? Yani mutfakta. Sonra gene beni şey yapacaklar Duygu, ki sen hadi Duygu. Yanlış konuş yersin de. Bugün ne kadar benim içim. Hadi bugün, yemek bugün al gel. Uyuyacağım, kesin uyuyacağım. Yoksa 3.30-4'e kadar uyuyamayırdım. Neden bunlar beni böyle şey eğlendirdi mi diyorlar. Ne diyorlar? Yani kınadılar diyeyim. Gindi, şey, kimse kınamadı diyeyim. Sizi kınadı ya. De. Yok, ki yok, sen yanlış kim söylüyorsun de. Beğendim yani. Vay ben gerçekten çok rahatım. Şimdi rahatım. Konuşmayacağım. Artık konuşmayacağım. Bugün rahat uyuyacağım kesin. Acele ediyorlar. Bakalım yiyecekler mi? Bir çatal alıp bırakacaklar bence. Bence beni deniyorlar biraz da. Soslar üçü yani yoğurdu da mı sos olarak sayıyorsunuz? Hı hı. Tabii. Onun içinde de ayrı bir işlemler var. İçine ne kattınız? Ne katacağız? İçine su kattık. Şimdi onu bilmek istedim. Bu sarı şeye içine ne katıp yoğurdunuz? İçine bir şey katmadık. Sadece suyla yoğurduk. Su, un, tuz. Tamam, yok. Yok. Buyurun. Gelin Hanım bu diğer ikisinin isimleri ne? Hangisi? Guacamole yeşil olan yeşil avokadolu bir sos. Avokadolu. Evet de salsa sos. Acılı bir sos. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.